Tolga abi Muş'tan sevgiler. Vay böyle yani şey gibi Muş'tan sevgiler. Ciddi değil mi yani? Arayı açmazsanız araya kaçmaz. Hayat kaçıyor gibi geliyor. Ulan uyuduk ananı avradın bir şey kaçırdık. Mesela bir kalkıyorum altın olmuş 920. Hemen uyuyorum bir uyanıyorum 908. Oh güzel. O kadehi bitir hepsi geçecek. Bitir, bitir. Hemen bitir onu, hemen bitir. Çalışma arkadaşım sabah işe geldiğinde aşırı tatlı ve uyumlu birisi oluyor. Ne veriyorsanız onu kesin. Ters etki yapıyor. Buzdan kendi dükkanınızı kurup bir an önce erimeden satışları yapacaksınız. Taptaze Süpermarket sunar. Taptaze Süpermarket iste gelsin. Merhaba sevgili tostlar. Tostlar diyorum çünkü can boğazdan geçer. Ben Tolga Çevik. Bu hafta Kafa TV'de dert dinleme servisinde konuk sanatçınız benim. Neden? Çünkü diğerlerine ulaşamamışlar. Herkes tatilde. Ben ucuz yaşlılardan olduğum için ilk telefonu açtım ve buradayım. Şimdi bakalım kimlerin ne dertleri var? Ne kadar umursarım? Bunları tartışacağız bugün. Çünkü benim de kendime has dertlerim var. Tolga abi selamlar. Aleyküm selam, selamünaleyküm. Benim bir Güneydoğulu, bir de Doğulu arkadaşım var. Bak şimdi bana sınırları tekrar düşündürtecek o da. Birisi içli köfteyi haşlamaya... Birisi içli köfteyi haşlamaya çok seversin diye ısrar ediyor. Diğeri kızartma. İçin kötüsü haşlamayınca haşlamayı, kızartmayınca kızartmayı beğeniyorum. Hangisini daha çok sevdiğine nasıl karar vereceğim? Canım kardeşim, benim baba tarafı falan Mersinli. İçli köfteyi önce haşlıyorlar, sonra kızartıyorlar, öyle masaya yutuyorlar. Bu olayı galiba böyle çözmüşler. Öyle deneyebilirsin, hiçbir zararı yok. Önce haşlıyorsun, sonra kızartıyorsun. Ama bunun asıl olayı yuvarlak yapmak. Öyle böyle böyle değil. Delikanlı yuvarlak yapar onu. O yüzden ince bulgur, ince haşlamak. Ben çok güzel yaparım da o yüzden. Öyle yap. Önce haşla, sonra kızartıya. Ve bütün derdinin bu olması da beni ayrıca dertlendirdi. Yani haşlayarak mı yiyeyim, kızartarak mı? Çalışma arkadaşım sabah işe geldiğinde aşırı tatlı ve uyumlu birisi oluyor. Saat 3'ten sonra bir haller, bir tavırlar, kendinden geçmeler. Ne desem adama batıyor. Biz buna nasıl bir çare bulalım? Ne veriyorsanız onu kesin. Ters etki yapıyor. Ne iş yaptığınızı bilmiyorum. Vergi ödüyor musunuz? Makbuz kesiyor musunuz? Onları bilmiyorum. Abiciğim adam demek ki sabah adamı yani. Sabah istiyor. Öğlen vardır öyle tipler. Abi bana öğleden sonra bir şey yapmayın. De. Mesela ben o tarz gıcıklardanımdır. Şimdi bugün buradayım. Bana de ki 4'te de şeyde buluşacağız. Taksim'de bilmem ne toplansın. Beni kessen gitmem abi. Ben bir güne bir iş. Kessen gitmem. Sabahçı mısın? Peki sen akşamcı mı? Yani? Sabah. Ben 6.30'da ayaktayım. Paşa paşa. Tabii tabii. En geç 7'ye 10 kala yani. Abi öyle. Ben şey ya. Kırsal kafa. Güneşten önce kalkacaksın. Ama yeni yeni şey başladı ya. Böyle akşam 4.30-5 gibi falan özür diliyorum. Ben böyle hafif hafif götün bir şöyle bir yarım saat kestireyim diyorum. O çok tatlı gelmeye başladı. Abi 7 saatin altında uyumamak lazım. Hayat kaçıyor gibi geliyor. Ulan uyuduk ananı avradın bir şey kaçırdık. Mesela bir kalkıyorum altın olmuş 920. Hemen uyuyorum bir uyanıyorum 908. Oh güzel yani anladın mı? Uyuyunca sanki her şey normale dönüyor gibi bir duygu var. Demek ki o arkadaş neymiş efendim? O arkadaş gündüz. Gündüzcü. Bazı gececiler vardır. Gece açılır. Der ki bana dokunmayın abi ben 4'e kadar uyuyacağım. Bizim evde de öyle tanıdıklarım var. Uyandıramadıklarım var evde. Uyandıramadıklarım. Yıllardır kitap okurken uyuyakalıyorum. Hiç uykum olmasın. Şöyle azıcık açıp kitap karıştırayım. 6 bilemedin 7. sayfadan sonra uyuklamaya başlıyorum. Bunu aşabileceğim bir yöntem var mı? Kitap okumayı bırak. Demek ki vücudun kültürü kaldırmıyor. Kültür bazı vücutlara uyku getirir. Olabilir. Erotik dergiler olabilir mesela. Çünkü onda bir sonraki sayfada ne var diye hep bir heyecan vardır. Yani eğer dizgide bir hata olmadıysa kafanda bir mantık oluşur. Bir de karışık kitaplar vardır. Onlar iç karartır yani. Tam böyle relax giderken bir anda tövbe estağfurullah hani o can sıkıcı bir yere. Bence kitap okumaktan vazgeç. Çünkü kitap okumak zaten dikey yapılması gereken bir şey. Yani biraz uzanayım bir kitap okuyayım son derece kitaba da saygısız bir şey. Adam onu çünkü 6,5 yılda yazmış. Sen götünü devir oku diye değil. Oku buradan bir şey kap öğren diye. Yani sen üstüne al bunu şey olarak söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Şahsına ne olur yanlış anlama. Ama kitap seni uyutuyorsa kitap da yanlış bir kitap olabilir yani. Sen de yanlış bir okuyucu olabilirsin. İkisinden cesaretinle cevabını sen bulacaksın bunun hangisi olduğunu. Oğlumu uyutmak için 2,5 saat uğraşıyorum. 10 dakika uyuyor. Acil yardım. Şu an değil değil mi? Ablacığım ama yani ne yapayım ben şimdi buna bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Annelerin şöyle bir atladığı bir nokta var. Ben size söyleyeyim. Ben buna bir uçakta şahit oldum. Bir gün bir yere uçuyoruz. Yabancı bir arkadaşla bir görüntü yönetmeniyle beraber. Uçakta bizim Türk hanımefendilerden biri bebeği var. Bebek başladı abi ağlamaya. Nasıl ağlıyor biliyor musun? Uçağı patlatacak yani. Bebek abi. Ağladı. Annesi de ulan hadi yavrum hadi bunu açalım falan. Ama kadın utanıyor tabii. Adam kalktı abi. Jean-Paul Seres'in adını da vereyim. Şahane adamdır. Kalktı. İngilizce bir derdini anlatmaya. Dedi ki ben dedi 2 saniye alabilir miyim dedi.
Kadın da niye? Ben aldı abi. Uçak yerleşiyor. Aldı. Çocuğu paketledi. Uyuttuk. Verdi. Dedi ki siz eyvah bu şimdi uçakta uyumayacak diye stresi yaptıkça çocuğa geçiyor. Çocuk uyumuyor. Allah. Ben aldım dedi. Hakikaten aldı. Önümüzde paketledi. Verdi çocuğu abi. Böyle yapın ablacığım. Eyvah bu gene 10 dakikadan fazla uyumayacak derseniz o çocuk uyumuyor 10 dakika önce. Bir de böyle belki hafif böyle bir ne bileyim yeni rakı falan. Bizim nesil hep öyle uyudu. Kapakları hep tutarız. Tolga abi Muş'tan sevgiler. Vay böyle yani şey gibi Muş'tan sevgiler. Ciddi değil mi yani? Muş'tan sevgiler abi. Öyle mi? Benden de Muş'a çok sevgiler. Ben Instagram hesabı gizli olan bir kız arkadaşımızı takip ediyorum. İsteğimi kabul ediyor ama geri takip etmiyor. Hayır madem geri takip etmeyecek neden benim takip etmem için izin veriyor? Bu işin içinden çıkamıyorum. Oğlum demek ki sen onu gör istiyor ve seni görmek istemiyor. Bu kadar basit. Yani kadınların böyle bir seçme özgürlüğü vardır. Erkeklerin de var bu arada. Var ama bunu dert eden bir erkek. Hiç ben böyle bir hanımefendiden böyle bir yazı soru almadım yani. Ama benim geri takip etmiyor. Ediyor işte bak herif eşek gibi takip ediyorsun işte. Ama sen niye bunu dert ediyorsun ki yani? Ayrıca niye Muş'tan dedin? Şu an seni bulacaklar bu yaptığı. Sen desene Tolga abi selamlar bitti. Şimdi didik didik herkes kim bu Muşlu arkadaş diye bakacak. Takip ediyor etmiyor. Bu Instagram bitirdi sizi çocuklar uğraşmayın bunlarla ya. Vallahi billahi ya. Her şey Playman zamanı güzeldi ya. Ne yazılırsa onu okurduk. Cevap verme hakkımız yoktu. Ne küçük şeylerle mutlu oluyorduk. Ne küçük küçük şeyler derken. Yanlış bir yere gitmesin olay. Ben bir erkeğim ve okul gösterisi için bir kere etek giydik. Tebrik ediyorum. O kadar rahattı ki evde de gösteride giydiğim eteği giymeye başladım ara sıra. Hayır abi anlamıyorum. Biz neden etek giymiyoruz? Şimdi biz etek giyip oturduğumuzda karşıdakini rahatsız etme ihtimalimiz çok yüksek. Belki yakışmaz bize anlamında yoksa kafam başka bir yere gitmesin. Ama ben sahnede çok giyiyorum. Sahnede dediğin rahatlığı yaşıyorum. Evde de yani özel hayatında bunu seçmiş olman bilmiyorum. Yani yazın güzel olabilir ama kışın seni küçük düşürebilir. Çünkü hava soğuk olur. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Ve bunun için termometreye bakmamıza gerek kalmaz. Erkek arkadaşımın dışarıdan makarna yemeye karşı direnci var. İçeriden yemesi ihtimali mi var? Nasıl anlamadım bu? Böyle bir makattan mı? Nedir? Gittiğimiz yerlerde ne makarnası? Makarnayı evde de yapardık. Niye dışarıda yiyoruz diye sürekli makarnayla arama taş koyuyor. Bu adamı dışarıda makarna yemeye nasıl ikna edebilirim? Ablacığım anlatmışsın ki edemiyorsun işte. Yani adam dışarıda makarna yemeye... Belki şey yapıyor. Bende de o huyu vardır. Mesela ben dışarıda çorba içmem. Çünkü böyle brandan damlar falan kepazelik olur ya. Yani bir türlü toplayamazsın. Böyle makarna da öyle. Onu çeker... O bir böyle buraya vurur böyle. Burada salça, abuk subuk. Ya belki çocuk kibarlığından hani bunu kontrol edemediği için istemiyor. Öyle yaklaşmak lazım bence olaylara. Yoksa hani evde yediğiniz şeylerle dışarıda yediğiniz şeyler arasında fark olabilir. Kız arkadaşım sosyal medyada yer alan komik videolar bataklığına düştü. O bir dert. Dakikada bir komik video izletiyor. Durduramıyorum. Ayıp olmasın diye gülüyorum ancak iş çığırından çıktı. Yazışmalarımıza sadece komik videolarla cevap veriyor. Onu nasıl bataktan kurtarabilirim? Sen onu bataktan kurtarmak mı istiyorsun? Ondan gelen mesajların seni mutlu etmesini mi istiyorsun? Konuyu değiştir. Yollayacağı videoların tarzı değişsin. Yani benim aklıma ilk gelen o. Mesela şeyden bahsedebilirsin. Herhangi bir şeyden bahsedebilirsin ve video ona göre değişebilir. Yani gençliğimizde bizim böyle sosyal medya olsaydı şimdi biz çok daha dinç insanlardık. Hepimiz yıpradık yani. Bak kolumuzu kaldıracak gücümüz yok. Diyeceksin ki taş attığında kolum mu yoruldu ama... Köyümüzde erotik şop yok. Bu konuda çok muzdaribim. Bu konudan muzdaribim olacak canım kardeşim. Yiğit herhalde. Bu konudan çok muzdaribim. Köyün gençleri olarak karlı yolları aşıp şehre gidemiyoruz. Çok dertliyiz. İşte yine cevabı sorusunda saklı olan bir arkadaşım. Büyük ihtimal Yiğit kardeşim. Yiğit. Köyde erotik şop yok. Karlıları aşıp şehre gidemiyorsunuz. Demek ki ne yapacaksınız? Buzdan kendi dükkanınızı kurup bir an önce erimeden satışları yapacaksınız. Kim bilir neler yaşadığınızı internetten bizlere de paylaşabilirsiniz. Ve yeni bir çığır açılabilir bu konuda yani. Her şey böyle silikon olmaz.
Tolga Bey, araya kaçan iç çamaşırları hakkında herkes çok şikayet etmekte. Sizin bu konu hakkında fikirlerinizi çözün. Yiğit Beyciğim, çok hakikaten hassas bir konu. Bir kere çamaşır dediğim gibi ciddi bir olay. Yani götüne güvenen kişinin giymesi gereken bir şeydir. Güvenmiyorsanız giymeyeceksiniz. İki, çok eski bir söz vardır. Özdeyiş. Hani derler ya insanlara arayı açmayalım diye. Arayı açmazsanız araya kaçmaz. Yani dostluklardan bazı cevapları çıkarabiliriz. Demek ki orada bir şey atlamışsınız. Bir boşluğunuza gelmiş. Arayı açmayın. Bir kaçmazsın. Yani bilemedim ki şimdi Tolga abi diye başlayan bir şey. Ben hiç bilemedim. Ama profildeki saçlar ahenkle dans ediyor. Oluyor bazen duvarların üstüme geldiği, ben miyim ya acaba diyeyim. Sence de insanlar aynılaşmıyor mu ve kendimizi ötekileştirilip uzaklaşmıyor muyuz kendimizden? O kadehi bitir, hepsi geçecek. Bitir. Hemen bitir onu. Hepsi geçecek bunların. Abi benzin fiyatları çok arttı. Komşunun arabadan alıyorum. Adam da benden mağdurum. Niye oğlum? Sen ondan alıyorsun. O senden alıyor. Mağdur değilsiniz. Eşit tapı olmuşsunuz işte. İşte sen o hortumu o şeye ver. Yemek yiyemiyor o. Ona verin. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır diye bir laf var. Ben güldüremiyorum. Denedim, tam tersi soğudular. Bu işin püf noktası var mı? Başka bir şey dene mutlu etmek için. Güldüremiyor olabilirsin ama ne bileyim huzur veriyor olabilirsin değil mi? Bu kadar söyleyebiliyorum yayınlanacağı için. Yoksa biz de gençtik. Arkadaşlar son zamanlarda benim şöyle bir derdim var hakikaten. Bir iki tane arkadaşımız şey yapmış ya, böyle bir isyan var. Ben de sevgisiz ve saygısızlıktan biraz dertliyim yani. Kimsenin birbirine tahammülü yok. Eskiden merhaba derdik böyle. O böyle kıymetli bir şeydi. Şimdi bakkala giriyorsun. Merhabalar diyorsun. Buyurun diyor. Oğlum merhaba der yani. Hani önce bir merhaba. O kadar adam şartlanmış ki merhaba dediğine göre benden bir şey isteyecek diyor. Ya tabii ki bir şey isteyeceğim. Ya satın alacağım ya adres soracağım. Ama gırtlağını sıkmayacağım ki yani. Merhaba. Önce bir merhaba de. Bedava. Ondan sonra bakalım yolumuza. İnsanlar sevimsiz olmayı artık umursamaz oldu. Yani sen çok sertsin ya. Mizacın böyle. Ulan bir dur düşünsene yani. Niye? Niye mizacın böyle? Zorla mı yaptılar? Silah mı dayadılar? Yo, sen böyle olmayı kabul etmişsin artık. İnsanlar yorucu. Farkındaysan ya, bir dizi seyrediyorum. Bir haftadır, iki haftadır. Dizi milattan sonra 700'lerde geçiyor. O kadar mutluyum ki. Dizide herkes ölüyor. Birbirini öldürüyor. Savaş dizisi. Fakat şundan mutluyum. Vikingler. Yeni keşfettim ben. Abi her yer yeşil. Her yer odun. Yani ahşap, ağaç. Ve böyle kamera dönüyor. Bir yerlere bakıyor, dağlara. Huzur doluyorum ya. Çünkü araba sesi yok, korna sesi yok, cep telefonu çalmıyor, mesaj sesi yok. Anladım ki insan olan yerde dert var. İnsan derdi yaratan bir şey. İnsan sana bir dertle gelmiyor. İnsan zaten dert. Ekstra bir şey getirmesine gerek yok. Benim de derdim bu biraz. Bunu dinlemek isteyen olsa 6-7 gün anlatabilirim. Dertliyim. Çünkü artık yaşımız biraz dertleri ne bileyim önemseme yaşı ya. Çok. Ne kadar yaşayacağını bilmiyorsun anasını satayım yani. Niye dertli yaşayayım ki bundan sonra? Niye dert edeyim ki? İstemiyorum etmek. O yüzden herkes şeye gidiyor ya. Ben Göce'ye yerleşiyorum. Al git Göce'ye yerleş gör. Bak kaça ne o nasıl yaşayacaksın? Dağa çıkacaksın abi dağa. Dağa çıkacaksın var ya. Dağa çıkacaksın mı abi? Yok ya birazdan da öyle değil. Dağa çıkacaksın. Dağa çıkacaksın abi. Böcük bilmem ne ot. En güzeli o. İnsan dert. Dertsiz insan bulmak zor. Evet sevgili dostlar. Kafa TV'nin dert dinleme servisinin bu haftaki garibanı bendim. Umarım dertlerinize derman olmak değil de en azından bir süre beraber makara yapmışızdır. Rahatlamışsınızdır. İzlemeye, takip etmeye devam edin. Abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Çok güzel dostlar var. Çok güzel dostluklar kuruyorlar. Bunun parçası olun. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım. Taptaze Süpermarket sundu. Taptaze Süpermarket iste gelsin.